çocuk deyip geçmeyin. Kendileriyle birlikte dertleri de büyüyorsa ve ebeveyn olarak hepsini kucaklamak zorundaysanız, gelin bunu beraber yapalım. Çocuk ve gençlerin gelişimleriyle alakalı karşılaştığınız veya merak ettiğiniz her soru için çocuk deyip geçmeyin. Bu program bir arşiv yayınıdır. Efendim merhabalar, çocuk deyip geçmeyinden hepinize sevgi ve selamlarımızla bir programımıza daha başlıyoruz. Efendim bugün göndermiş olduğunuz e-mailleri, soruları cevaplandırmaya çalışacağım. İlk soru Selma Hanım'ın sorusu. Selma Hanım gönderdiği mesajda şu soruyu yöneltmiş. Sayın hocam, size soracağım sorunun cevabını çok önemsiyorum. Benim erkek kardeşim ikinci evliliğini yaptı geçen yıl. 13 yaşında kendisinin bir oğlu, 4 yaşında da evlendiği hanımın bir oğlu var. O 4 yaşındaki yavru kardeşime baba diyor. Ama kafası da karışmaya başladı. Annesine ben de büyüyünce sana ağabeyim gibi teyze diyeceğim diyor. Bizim bu durumu ne zaman ve nasıl bir üslupla doğruya kavuşturmamız gerekiyor? Şimdiden teşekkür ederim demiş Selma Hanım. Selma Hanım, şimdi böylesi durumlarda, yani kişinin evlendiği eşinin daha önceden var olan çocuğuna kendisine baba dedirttirmek, anne dedirttirmek doğru bir davranış olmaz. Çünkü o 4 yaşındaki yavrucağın bir babası var zaten. O onun babası. Eğer şimdi sizin kardeşinize de baba demeye başlar ise, evet, çocuk açısından bu doğru olmaz. Yani bazen anneler çocuklara kendi anneleri dururken, annenin evlenmiş olduğu ya da babanın evlenmiş olduğu eşe de çocuklar anne ya da baba diye hitap ettiriliyor. Bu doğru bir davranış değil. Çocuğun bir tane annesi vardır, o da kendi annesi. Çocuğun bir tane babası vardır, o da kendi babası. Şu anda kardeşiniz o çocuğu da emanet olarak kendi yanına almış. Kardeşiniz size bu yüzden teşekkür etmek lazım, takdir etmek lazım. Ama kendisine abi dedirttirmesi çok daha doğru bir davranış olur. Baba dedirttirmesi, kendisinin baba olarak tanıttırılması doğru bir davranış olmaz. Çocuk ruh sağlığı açısından, şu anda çocuk 4 yaşında, şu andan itibaren konuşulabilir. Baba demene gerek yok, istersen abi diyebilirsin diye çocuğa öyle bir tanımlama yaptırılabilir. Çocuk böylelikle kimin kim olduğunu karıştırmadan, şu anda annesiyle evli olan kişinin, kendisinin bakımını da üstlenmiş olan, kendisine rehberlik yapacak kişinin, kendisinin efendim babası değil de annesinin eşi ve ağabeyisi olarak tanımış olursa çok daha sağlıklı olur. Yaşını daha ileriye doğru götürtmeden bu düzeltme yapılsa iyi olur. Hem bu arada şunu da söylemekte fayda var. Şimdi çocuk kardeşinize baba diye hitap ederken çocuğun kendi babası bundan rahatsız olur. Yahut da eğer anne diye hitap ettirilirse başka bir efendim annesi olan çocuğa, o çocuğun annesi rahatsız olur. Çocukların bir tane babası vardır, bir tane annesi vardır. O da kendi babası ve kendi annesi. Onun haricinde ya isimle abla, işte falan abla, filan abla diye hitap edilir. Yoksa işte kardeşinizin çocuğu gibi teyze diye hitap etmiş o da. O da teyze diye hitap edebilir. Çocuğu kendi haline bırakmak lazım. Vakit geçmeden bunu düzeltmenizi tavsiye ederim Selma Hanım. Efendim sıradaki mesaj Azerbaycan'dan Bayan Rustamova'nın mesajı. Şöyle yazmış Rustamova Hanım. Selam hocam, size birkaç defa yazmıştım. Sizi Kore'de tanıdım. Şimdi Azerbaycan'da tanıtmaya çalışıyorum. Allah sizden razı olsun. Hocam, kızım 3 yaş 3 aylık. 2,5 yaşına kadar yurt dışında Kore'de kaldık. Buraya geldikten sonra sizin de dediğiniz gibi içimize öyle bir bozuk pedagoji girmiş ki normal bir kreş dahi bulup çocuğumuzu gönderemedim. Çocuğumu sizin söylediğiniz istikamette yetiştirmeye çalışıyorum. Eşim de destek oluyor sağ olsun. O da dinliyor sizi. Ama son zamanlarda beni rahatsız eden bir sorun çıktı ortaya.
Kızım çok aktif. İkimiz olduğunda çok yorulmuyorum. Resim çiziyoruz, oyunlar oynuyoruz, legolarla oynuyoruz. Beraber oynamayı çok seviyor kızım. Babası eve geldiğinde mutlaka aile içi vakit ayıran, kızımla oynayan birisi olduğu için kızım çok mutlu oluyor. Ama son zamanlarda babayı aşırı vurmaya başladı. Ve bu sizin dediğiniz gibi sevgi görmek istiyor ondan değil. Çünkü eşim de o yöntemi ilk olarak kullandı. Ama kızım aşırı agresif babaya karşı. O hayır dese de demese de hemen vuruyor. Ama çok kötü vuruyor. Eşim sakin karşılıyor ama bu beni rahatsız ediyor. Evde televizyon yok. Çizgi filmler arada bir bilgisayarda açıyorum ama ne kadar doğru yapıyorum onu da bilemiyorum diye sormuş Rustamova Hanım Azerbaycan'dan yazdığı mesajda. Bu vesileyle aslında ben Orta Asya'daki birçok dinleyicimize de selamlarımı göndermek istiyorum. Oldukça yoğun bir şekilde Orta Asya'da, Azerbaycan'da, Kırgızistan'da, Kazakistan'da dinleyicilerimizin olduğunu biliyorum. Onlar kimi zaman hatta kendi dilleriyle yazmaya çalışıyorlar. Bizim burada konuştuğumuz Türkçeyi anlamaya çalışarak, gayret ederek efendim çaba sarf ediyorlar. Ve onların bu yoğun gayretleri de ayrıca bende takdir hislerini uyandırıyor. Tam %100 de anlayamadıkları bir dilde şu anda orada da büyük bir kitle çocuk deyip geçmeyini takip ediyor. Sorusuna gelince bayan Rustamova'nın sorusuna gelince... Şimdi eğer evin içerisinde bir şiddet yoksa, yani öğrenilen bir davranış değilse şiddet, baba ve annesiyle dengeli bir sevgi iletişimi içerisinde ise ve anneyle günlük yaşam içerisinde şiddeti hiçbir şekilde kullanmıyor ise, babanın geldiği sırada babaya karşı zaman zaman şiddet kullanmış olması anormal bir davranış değildir. Yani çocuk o sırada yeni bir duygu akımının içerisine giriyor. Gündüz annesiyle beraber, annesinin duygularıyla beslenirken, akşam evin içerisine başka bir ruh, başka bir atmosfer, başka bir duygusal sel geliyor evin içerisine. Ve çocuk anneyle beslendiği duygunun ötesinde yeni bir duyguyla çocuk babayı karşılıyor. Ve çocuk bu anneyle baba arasındaki duygu dengesi sırasında, olabilir evin içerisinde hızlanabilir, olabilir evin içerisinde koşabilir, olabilir babasına karşı efendim vurabilir. Siz diyorsunuz sevgi ve ilgi ihtiyacı için değil, çünkü babası zaten sevgi ve ilgiyi gösteriyor demiş olsanız da birazcık daha dikkat edin. Babanın göstermiş olduğu sevgi ve ilgi acaba kızınızın doyumsadığı ve ihtiyacı olan bir sevgi ve ilgi mi? Ona dikkat etmeniz gerekir. Ayrıca çocuğunuzun babasına vuruyor olmasını da illa şiddet olarak algılamayın. Çocuklar demin söylediğim gibi sevgiyle de vurabilir, şefkatle de vurabilir. Çünkü o vurmalar aslında çocuğun içerisinde duygusal coşmaların bir neticesidir. Eğer babasıyla irtibatı düzgünse, annesiyle irtibatı düzgün ve evin içerisinde şiddet öğeleri balınmıyorsa o zaman hiç endişe duymanıza gerek yok Rustamova Hanım. Böylesi bir durumda aslında keyiflenmeniz lazım. Böylesi bir durumda babayla kızın arasına hiç girmemeye çalışın. Babası rahatsız olmuyorsa siz niye rahatsız oluyorsunuz ki? Siz de rahatsız olmayın, siz de rahatsız olmayın. Çocuğunuzu yönlendirmek için efendim çizgi film karakterlerini gösteriyor ve bak bu çocuk babasına vurmuyor, sen de vurma diye söylüyorsunuz. Bu da doğru bir davranış olmaz. Çünkü çocuğunuzun yaptığı şey yanlış değil ki siz onu düzeltmeye çalışıyorsunuz. Size söyleyeceğim şey şu sadece Rustamova Hanım, babayla kızın arasına girmeyin. Bırakın baba rahatsız olmuyorsa siz niye rahatsız oluyorsunuz ki? Madem ki şiddet gösterileri değil bu, sevgi gösterilerinin coşmuş hali birbirleriyle arasındaki ilişki, o zaman siz de kenarda çayınızı içerken arslanla yavrusunun cilveleşmesine, oynaşmasına keyiflice seyirci kalın. Yoksa eğer araya girmeye çalışırsanız hem kendiniz yorulursunuz hem de çocuğunuzla aranız bozulabilir. Onun haberini vereyim. Efendim Serpil Hanım var sırada. Serpil Hanım şöyle sormuş. İyi günler Adem Hocam. 22 aylık oğlum elektrik süpürgesi çalışınca çok korkuyor. Ve bir de
saçını kestirirken tıraş makinesinden çok korkup ağlıyor. Fakat süpürge de saçını kestirmek de mutlaka gereken şeyler. Oğluma bu korkuları karşısında nasıl davranmalıyız? Yardımcı olursanız seviniriz diye yazmış Serpil Hanım. Serpil Hanım, sadece sizin oğlunuz korkmuyor ki elektrikli süpürgenin çalışmasından. Yani 22 aylık, 25 aylık, 2 yaşında, 3 yaşındaki tüm çocuklar elektrik süpürgesinden çıkan o sesten nereden geldiği belli değil ki. Bir vınıltı var ama bu ses nereden geliyor belli değil ki. Çocuk anlam veremediği şeylere karşı birdenbire kendisini savunmak için ağlayıverir. Çocuğunuzun bu yaptığı davranış gayet normal ve kendi benliğini savunmak için aslında bir gereklilik. Ancak sizin burada yapacağınız şey, sizin dediğiniz de doğru, eve süpürmeyecek miyiz o zaman? Hayır, yapacağınız şey çok basit. Ara ara çalıştırıp bırakın ve siz ne kadar süpürgeden korkmaz, doğal bir tavır içerisinde olduğunuz gibi olur ve dikkatinizi de çocuğa vermezseniz, çocuk sizin yüzünüze bakarak, siz nasıl doğal olarak karşılıyorsanız bu sesi, çocuk sizden cesaret alarak, demek ki hiçbir şey yokmuş diyerek sizden cesaret alarak devam eder. Ama onun ağlamaları karşısında siz onu susturmaya çalışır. Tamam bak şimdi susturacağım, tamam şimdi bitiyor, tamam vesaire gibi bir takım şeylerle çocuğunuza yönelirseniz, çocuk ortada anormal bir şey var da annem bunu düzeltmeye çalışıyor diye daha da çok korkar. Hatta şunu yapmanızı tavsiye ederim. Çocuğunuzun eline süpürgeyi verin. O süpürmeye çalışsın birazcık da. Sese ne zaman ki alıştı, bu alışması da siz ne kadar doğal olursanız o kadar kolay olacak, o zaman rahata ereceksiniz. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Siz doğal olarak var olursanız eğer evin içerisinde süpürgeyi süpürürken, keyiflice süpürmenize devam ederseniz, ara vererek bunu da yaparsanız ve çocuğunuzun eline de süpürgenin bir ucunu verir de onun da süpürmesine destek olursanız çocuk oyun oynarken bu sıkıntıyı atlatır. 2. Tıraş olurken de zaten bütün çocuklar korkarlar. Yine orada da kafasını mı keseceksin, kulağını mı keseceksin? Çocuğun kafasına vınılayan bir şey geliyor. Düşünün, kafanıza bir matkapla birisi yaklaştırıyor. Kesecek mi, koparacak mı? Nasıl bir şey çıkartacak? Bunu 22 aylık çocuk nereden bilsin? Onun için yine ona da tıraş makinesini kendi eline verin. Kendi eliyle ilk önce başına sürsün ve kendi eliyle kendisini tıraş etmeye çalışsın. Daha sonra siz onun elini tutarak yavaşça birlikte geçirmeye çalışın. Yani çocuk kendi kontrolünü kendi eline alarak yapar ise o zaman kaygılardan arınmış olur. Yaşadığınız şey herkesin, her çocuğun bir dönem yaşadığı şey Serpil Hanım. Hiç endişe edecek bir durum yok. Efendim Ayşe Hanım'ın mesajı var sırada. Ayşe Hanım şöyle sormuş. Hocam benim oğlum ders yaparken yanlış bir şey yaptığımda onu uyarıyorum ama o bunu gurur meselesi yapıp ağlamaya başlıyor. Sonra da ben artık ödev yapmayacağım diyor. Acaba nasıl yaklaşmalıyım? Bu arada bizlere yol gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizi radyodan da dinliyorum, kitaplarınızı da okuyorum. Her şey için teşekkürler diye yazmış Ayşe Hanım. Ayşe Hanım, şimdi çocuklar bazen çok eleştirildikleri için, yanlışları çok fazla açığa çıkartıldıkları için rahatsız olurlar. Ve artık bir cümle dahi duymak istemezler. Yanlış yaptıkları şeyle ilgili bir cümle dahi duymak istemezler. Çocuğunuzun her yaptığı yanlışı düzeltmek zorunda değilsiniz ki. Öyle bir annelik görevi de yok. Çocuğunuz 10 tane yanlış yapıyor ise tebessümle bakın, bir tanesini düzeltin. Her bir yaptığı yanlışı çocuğunuzun ortaya çıkartıyor olmak çocukları bunaltır. Düşünün, kayınvalideniz eve geliyor, sizin evinize geliyor, yürüyüşünüze bir kusur buluyor, efendim çeşmeyi açışınıza bir kusur buluyor, salçayı koyuşunuza bir kusur buluyor, ortalığı temizlemenize bir kusur buluyor. En sonunda siz demez misiniz? Yeter artık ya, bırak, rahat bırak beni. Oğlunuz da size şu anda onu söylüyor. Ya yeter artık, rahat bırak beni diye söylüyor. O yüzden eleştirilerinizi bir kenara bırakın. 10 yanlışı var ise 10 tane yanlışını ortaya çıkartmak yerine sadece örneğin bir tanesinden bahsedin. Çocuğunuzu bir keyifli bir eğitim ortamının içerisine almaya çalışın. Bazen yapmak isterken yıkıyoruz çok defa. Her şey mükemmel olarak gitmek zorunda değil. Hatalar, yanlışlar zaman içerisinde düzeltilir. Her şeyi de bir anda düzeltemezsiniz Ayşe Hanım. Habibe Hanım'ın mesajı var sırada. Habibe Hanım şöyle sormuş. Merhaba Adem Bey,
2006 doğumlu bir kız, biri erkek, ikizlerim var. Seneye ilkokula başlayacaklar inşallah. Ayrı sınıflarda eğitimin doğru olduğunu biliyorum. Ancak oğlum da sorumluluk duygusu zayıf, dikkati dağınık ve epilepsi hastası. Kızımın da kardeşinin sorumluluğunu almasını istemiyorum ama oğlumun kontrolünü de düşünüyorum. Ayrıca özel okulu gerekli görmediğim halde düşünmeye başladım. Kısaca Adem Bey, bu konular hakkında sizin fikrinizi almak istiyorum. Ben de bir hekim anne olarak sizinle telefonla görüşebilirsem memnun olurum demiş Habibe Hanım. Habibe Hanım, programlarımızı dinlediğinizi söylüyorsunuz. Ben önceki programlarda ikiz çocukların eğer iyi bir öğretmene denk gelir, başarılı bir öğretmenin yanında olur ise aynı sınıfta olmalarının daha iyi olacağını söylemiştim. Yani siz ayrı sınıflarda olmasının iyi olduğunu düşünüyorsunuz ama çocuklar eğer aynı sınıflarda olurlar ise birbirlerinin başarısından etkilenerek ve evde ders çalışırken aynı öğretmenden ders dinlemiş olmanın ve birisinin kaçırdığı yeri öbürküsünün hatırlatmasıyla aslında iki tane beyni, iki tane zihni, İki tane gözü ortaklaşa olarak kullanıyor olmaları onların başarısını artırarak gider. Eğer tabii demin söylediğim gibi öğretmen arkadaş bu konuda hakikaten öğretmenlik yeteneklerine sahipse. Yok eğer öğretmen arkadaş çocukların ikisinin birbiriyle konuşmasından rahatsız olur ise, yok çocuğun çocukça davranışlarından rahatsız olur ise ve incitici bir öğretmen ise, ikizlerden birisini incitmeye çalışır ise öbürküsü de öbür tarafta incineceğinden dolayı, eğer öylesi bir öğretmense, çocuğunuzu zarara uğratan bir öğretmen ise, iki çocuğun aynı anda aynı yerde bulunmuş olmaları ikisinin de dibe doğru gitmeleri anlamına gelir. Özel okul düşünüyorum, çocuğum epilepsi rahatsızlığı var ve birazcık daha dikkatli olunacağı kanaatini taşıyorum diye söylüyorsunuz. Okuldan daha ziyade öğretmen tercihi oldukça önemli ilk öğretim okullarında. Öğretmenin gözüne bakın, yüzüne bakın, konuşmasına bakın, sesine bakın. Şefkat dolu bir anne veya bir baba hissi uyanıyorsa sizde öğretmen hakkında, o zaman emanet edin. Yok eğer böyle pıtır pıtır hızlı hızlı bir şeyler yapmak için böyle hareketli birisi ise ve efendim ben otoriterimle ben biraz sıkarım ama biraz başarıyı öyle elde ederim ama biraz ceza veririm ama gibi bir takım şeyler söyleyen birisi ise, o takdirde çocuğunuzu öylesi bir öğretmenin eline teslim etmeyin. Şefkat şu anda çocukların en çok ihtiyacı olan şey ilk öğretim okullarında ama maalesef en az da gördükleri şey. Çocuğunuza okul seçmek evet doğru bir davranış ama birazcık daha içeriye doğru girin, öğretmen seçmeye çalışın. Şefkatli öğretmen Habibe Hanım, Allah yardımcınız olsun. Zuhal Hanım'ın mesajı var sırada. Zuhal Hanım şöyle sormuş. 7 yaşındaki oğlum Selim'i 18 ay emzirdim hocam. Şu an 15 aylık olan oğlum Akif'i halen emziriyorum. 2 yaşına kadar emzirmeyi istiyordum ama Selim'le eşit, yani 18 ay mı emzireyim, bu konuda bir hak mevzu var mıdır acaba diye sormuş Zuhal Hanım. Yani Zuhal Hanım, birisi 18 ay emdi diye diğer çocuğunuzu da 18 ay emzireceğim diye düşünmeniz, evet bir hak geçer ama ikinci çocuğunuzun hakkı geçer. Yani birinci çocuğunuzu belki mecburiyetten dolayı 24 ay emziremediniz, 18 ayda kestiniz. Şimdi eğer ikinci çocuğunuzu da 24 ay emzirmez, 18 ayda keserseniz ikinci çocuğunuzun hakkına girmiş olursunuz. Yoksa eşit tutmaya çalışmak adaletsizlik olur. Adalet ise çocuklara adil davranmak ise hak ettiği kadarını sunmak, hak ettiğiyle muamelede bulunmaktır. İkinci çocuğunuzun hakkı 24 ay süt emmek. Sakın ola böyle bir şey yapıp da birinci çocuk 18 ay emdi, ben de işte ikinci çocuğu da o zaman 18 ay emdireyim diye bir şeye girişirseniz bu oldukça yanlış bir davranış olur. Çocuklarınıza eşit davranayım derken adaletsiz olursunuz. Aman dikkat edin. Bu doğru bir bakış açısı değil. Nazlı Hanım'ın mesajı var sırada. Nazlı Hanım şöyle sormuş. İyi günler Adem Hocam.
Bir seneye yakın sizi yayınlarınızdan takip ediyorum. Ben sınıf öğretmeniyim. Bebeğim şu an 15 aylık. Benim merak ettiğim konu, bir anne çocuğunun sınıf öğretmeni olabilir mi? Artı ve eksileri neler olur? Belki şu an için erken bir soru ama benim duyarlılığımda olmayan bir öğretmen arkadaşa çocuğumu emanet etmek istemiyorum. Siz olsanız çocuğunuzu birden beşe kadar okutur muydunuz kendiniz öğretmen olduğunuz halde? Allah'a emanet olun, kolay gelsin diye yazmış Nazlı Hanım. Şimdi değerli Nazlı Hanım, çocuğunuz henüz 15 aylık ve anaokuluna da ilkokula da daha oldukça zaman var. Hiç böylesi sorularla kendinizi meşgul etmeyin. Gelecekteki başınıza gelecek olan olayları bugünün kaygısı haline getirmeyin. Ama ben sizin sorunuza cevap vermiş olmak için cevap vermeye çalışayım. Kendi çocuğunuza öğretmenlik yapmak oldukça yanlış bir davranış olur. Çocuğunuz açısından da yanlış olur. Çünkü siz öğrenci olarak karşınıza oturtturduğunuz çocuğa öğretmenlik yaparken annelikten kopmanız gerekir. O ise sizi hep anne olarak bilmek ister, hep duymak ister. Bir başka çocuğa gösterdiğiniz ilgi ve alaka çocuğunuzu kıskandırır. Kendisini annesinin karşısında öğrenci olarak görmek istemez. Sizi derste devamlı rahatsız etmeye başlar. Yanınıza gelir, uykum geldi der, ben gidiyorum der. Anne, bu çocuk bana vurdu der. Siz öğretmenim de bana dersiniz, demeyeceğim der. Dolayısıyla yanlış bir davranış olur kendi çocuğunuzu kendi sınıfınızın içerisine almaya. Sorunuzun ikinci kısmına gelelim. Duyarsız ve kendi duyarlılığımda olmayan bir öğretmene de çocuğumu teslim etmek istemiyorum diye söylüyorsunuz. Bakın, siz de bir öğretmensiniz. İnşallah siz kendi bahsettiğiniz duyarlılık içerisinde bir öğretmen olmayı kendinize hedefleyin ve öylesi bir öğretmen bulmaya çalışın. Gerekirse bulunduğunuz yerden taşının, başka bir yere götürün çocuğunuzu. Uzak bir okula vermeye çalışın. Servisle göndermeye çalışın. Özel okul tercih etmeye çalışın. Ama şu anda öpüp kokladığınız, emzirdiğiniz yavrunuzu duyarlı bir öğretmene teslim etmek için çaba sarf edin. Kendiniz eğitmek ve çocuğunuzu bir küvez içerisinde hiç kimseyle sanki tanıştırmadan, hayatın hiçbir zorluklarıyla karşılaştırmadan yetiştirmeye çalışmış olmak da yanlış bir davranış olur. Duyarlı bir öğretmen arayışı içerisinde olmanız lazım. Çocuğunuza öğretmenlik yapmanız oldukça zor olur Nazlı Hanım. Sırada Sema Hanım var. Sema Hanım şöyle bir mesaj göndermiş. Selamun aleyküm. Yayınlarınızı yeni dinlemeye başladım. Kumbara ile ilgili bir konu geçmişti. Çocuklarda kumbaranın kendisine özel birikim olmaması, ihtiyacı olanlara verilmesi gibi bir takım şeylerden bahsettiniz. Benim 7,5 ve 5,5 yaşlarında iki oğlum var. Şimdiye kadar bayram, karne gibi özel durumlarda aile büyüklerinden aldıkları paraları bana verirler ve ihtiyacı olduklarında harcanırdı o para. Ya da ben okul masraflarında harcandığını söylerdim. Artık kendilerine ait olması gerektiği gibi konuşuyorlar paralarının. Hep paramız harcanıyor gibi şikayette bulunuyorlar. Kumbarada biriktirmeye başladığımız paralar şu anda sorun olmaya başladı. Bu uygulamanın yanlış olduğunu söylediğinizden itibaren ben problemi anladım. Ama şu an birikmiş paraları var. Hatta kumbaraları kapalı olduğu halde ne kadar dahi attıklarını biliyorlar bu paranın. Küçüğüm zannedersem sorun çıkartmayacak ama büyüğü sorun çıkartmaya başladı. Küçüğü kabul ettiği için büyük de kararsız kaldı şu anda. Bu kumbaradaki parayı bir kereye mahsus onların istedikleri her ne olursa olsun alsak ve bundan sonra sizin söylediğiniz gibi ihtiyacı olanlar için biriktiriyor olsak mantıklı mı? Bu arada küçüğü kitap alırız, ihtiyacı olanlara veririz gibi bir şeyler söyledi. Sonra vazgeçti. Nasıl davranmalıyız? Bu konuda yardımcı olursanız seviniriz diye sormuş efendim Sema Hanım. Şimdi evet Sema Hanım, siz de fark etmişsiniz. Önceki programlarda çocukların para biriktirmesinin, evet onları sanki
birikime teşvik edeceğini, onları sanki para biriktirmeyi ve tutumlu olmayı alışkanlık haline getirecekleri gibi bir imaj uyandırsa da, sanki öylesi bir şey zannetsek de, ama pratikte işler öyle yürümüyor. Çocuk o biriktirdiği paraya tutkun oluyor bir süre sonra ve kendisine ayrıcalıklı bir yer edinmeye çalışıyor ve o parayı ailesiyle paylaşmamaya çalışıyor. Ve siz örneğin hatta 1 liranız olmasa, çocuğun kumbarasında onlarca para olmuş olsa, bir ekmek için çocuğunuzun yanına oğlum 1 lira ver de ekmek alalım deseniz, çocuğunuz ağlamaya başlayabilir, çocuğunuz üzülebilir ve vermeyebilir o parayı, eğer o parayı kendisine has, kendisinin olduğunu zanneder ise. Ergenlik dönemine kadar çocuklarda kendisine ait para biriktirme ailedeki aidiyet duygusunu zedeler. Dolayısıyla o döneme kadar çocuklar para biriktirmeyi kendilerine ait olarak değil, bir başkalarına destek olmak ve bir başkalarına yardımcı olmak üzere yapmaları lazım. Kumbara alışkanlığı başkalarına destek ve yardımcı olmak için edindirilirse ancak çocuk sağlıklı bir gelişim süreci takip eder. Yoksa sizin söylediğiniz gibi bakın birdenbire paçanıza dolaşmaya başlar. Kendileri işte bayramda harçlık alıyorlar, seyranda harçlık alıyorlar. Sonra onları kapalı kumbaranın içerisinde hayalen bile takip edip onu sayabiliyorlar kaç lira biriktirdiğini. Hadi şimdi isteyin bakalım bir 5 lira verecekler mi? Vermez, sorun çıkartır. Sanki kendisini ayrıcalıklı olarak hisseder. Harcayamaz da o parayı. Halbuki böylesi bir davranış oldukça yanlış olur. Çocuğunuzu veren el konumuna çıkartmanız lazım. Çocuk birisine yardım yaparken mutlu olduğunu hissettirmeniz lazım. Biriktirirken değil, kendisine biriktirirken değil. O yüzden şu anda birikmiş olan paraları, evet, bir sefere mahsus bırakın, harcadıkları yere doyasıya harcasınlar. Ama bundan sonra efendim yapacağınız birikimleri gösterin, bizzat da gösterin. Bakın Van'da kardeşlerimiz karın altında, çamurun içerisinde kalıyor. Şu çocuğa bak, resimde gördüğün şu çocuğa para biriktirip göndermek ister misin diye o çocuk için para biriktirsin. Yahut da gittiğiniz bir tatilde, köyde, ilçede, gördüğünüz bir yerdeki bir muhtaca orada oturup birazcık onu konuşun. Oğlum istersen bak şu amca için ya da şu çocuk için, bak ayakkabısı olmayan bu çocuk için biraz para biriktirelim mi evde? Bir ayakkabı parası ne kadardır? 20 lira, 30 lira, 50 lira, 100 lira fark etmez. İstersen bir işte 50 lira biriktirinceye kadar bayram harçlıklarını, sana büyüklerin verdikleri paraları kumbaranın içerisine koyalım. İnşallah da bir süre sonra geldikten sonra bu çocuğa ayakkabı alsak nasıl olur diyerek çocuğunuzu dışa doğru açmaya çalışın. İçine ve nefsine doğru derinleştirmeyin. Benliğini kendi ekseni etrafında döndürmeye çalışmayın. Kumbaranın böylesi bir sakıncası var. Bunu bir kez daha hatırlatayım. Evet, şu andaki paralarını harcasınlar ve ondan sonra verebilmek için para biriktirsinler Sema Hanım. Meliha Hanım var sırada. Meliha Hanım şöyle sormuş. Adem Bey, benim 3 yaşında bir oğlum var. Çok sinirli bir çocuk. Mesela şarkı söylerken ben de eşlik etsem çok kızar, bağırır. Artık söylemeyeceğim der. Elindekileri fırlatır. Tekrar ikna etmeye çalışırım ama artık dinlemez. Kendin söyle, ben seninle söylemek istemiştim. Ama istemiyorsan söylemeyeceğim diyorum. Ama yok, ikna olmuyor. Bazen de tam bunun tersi oluyor. Kendisi şarkı söylerken ben eşlik etmediğim zaman bu sefer de ona da kızabiliyor. Ben oğlumun neye kızıp neye kızmayacağını artık kestiremiyorum. Yani bilsem ona göre hareket ederim ama bilemiyorum. Neredeyse ondan korkar hale geldim. Her şeyi sorarak yapıyorum. Kızmasın diye bazen ben dayanamıyorum. Çok kızıyorum, bağırıyorum. Dün de biraz hırpaladım. Çok üzüldüm sonra ama artık sabrım kalmadı. Lütfen yardımcı olun şimdiden. Teşekkürler demiş Meliha Hanım. Meliha Hanım, siz çocuğunuza çok düşüyorsunuz. Yani siz de çocuğunuzla birlikte şarkı söylemek isteyince o bağırıyor, çağırıyor. Hayır, sen söyleme diyor. İyi, söylemeyin o zaman. Ağlıyor. Ağlayabilir. Elindeki eşyaları fırlatıyor. Fırlatsın.
Yani çocuğunuz sizle aslında oynaşıyor. Çocuğunuz sizin gibi bir annenin keyfini çıkartmaya çalışıyor. Nazlaşıyor çocuğunuz. Dolayısıyla siz o şarkı söylerken eşlik edeyim mi etmeyeyim mi diye korkarak kenarda beklemenize gerek yok. Bırakın, çocuğunuzun üstüne çok abanmışsınız. Yani üzülecek mi ağlayacak mı? Üzülür de çocuk ağlar da. Yani bunu çocuğunuz eğer bir sizinle efendim sizi oynatma aracına çevirmişse, sizi makaraya almaya ve iktidarı sizin elinizden almaya ve size kendisi annelik yapmaya ve size kendisi abilik, babalık yapmaya başlamışsa siz yanlış yoldasınız. Siz çocuğunuzla birlikte şarkı söylemek istiyorsunuz, o ağlıyor. Ağlarsan ağla yani. Ben içeri mutfağa gideyim o zaman, işlerimi yapayım. Yahut da ben o zaman gazetemi açayım. Hayır, gazeteni de açmayacaksın. Çocuğa kaptırmayın iktidarınızı. Bizim burada tarif etmeye çalıştığımız şey şu. Çocuğunuzun gelişimi için siz rahat bir anne olun. Rahat bir ortamda çocuğunuz çevreyi tanıyarak, eşyayı tanıyarak, oyunları tanıyarak, oyuncakları tanıyarak, şarkıyı tanıyarak, türküyü tanıyarak gelişiminde siz yanında rehberlik yapın. Bunları yaparken eğer çocuğunuza kolunuzu kaptırdıysanız ve çocuğunuz sizi yönetmeye kalkıyorsa işte orada işler yolunda gitmiyor. Hiç endişe etmeyin. Çocuğunuzdan da korkmanıza gerek yok. Ağlıyorsa böylesi durumlarda bu bir iktidar mücadelesidir. Yeter ki siz sevginizi kesmedikten sonra endişe edecek bir durum yok Meliha Hanım. Şerife Hanım'ın mesajı var sırada. Şerife Hanım da şöyle sormuş. Kızım 5 yaşını yeni doldurdu. Ana okuluna gidiyor. Kızımın istediklerini yapmalı mıyım? Yani su istemesi, giysilerini giydirmek gibi yapabileceği şeyleri bile benden istiyor. Ben yapmaktan şikayetçi değilim ama bu ona zarar verir mi? Yapmamalı mıyım? Acaba kendisi mi yapsın? Şimdiden teşekkür ederim hocam. Cevap verirseniz çok sevinirim. Çünkü her ağızdan bir ses çıkıyor. Ne yapacağımı bilemedim diye sormuş Şerife Hanım. Şerife Hanım, her ağızdan bir ses çıkıyor diyorsunuz ya, uzmanların bu konuda hiç tereddüt olmadan şunu söylediklerinden emin olabilirsiniz yani. 5 yaşındaki bir çocuğun siz suyunu kendiniz getirir, siz içirir, elbisesini kendiniz giydirir, ayakkabısını kendiniz giydirir, saçını kendiniz tararsanız o zaman çocuğunuzun gelişiminin önüne geçmiş olursunuz. Çocuğunuz zorlansa da bırakın, kendi şahsi işlerini, öz bakımını artık yavaş yavaş kendisi yapmaya başlasın. Siz çocuğunuza hizmet etmekten evet gocunmuyorsunuz, hatta hoşunuza gidiyor ama o zaman çocuğunuzun gelişiminin önüne geçmiş olursunuz. Çocuğunuz su istiyorsa artık yürüyebilir, artık efendim bardağı tutabilir bir yaşta. O takdirde gitsin kendi suyunu kendisi alsın. Ha, bu bir inatlaşma değil, bazen de götürür verirsiniz, o ayrı bir şey. Ama her şeyini sizi hizmetçi gibi kullanarak siz de onun etrafında döne dolaşa bir annelik yapmaya çalışırsanız çocuğunuz bir süre sonra yeteneklerinin gelişmemiş olarak hayatın içerisinde kala kaldığını görürsünüz. Hayır, bardağı tutsun ki parmakları gelişsin, yürüsün ki ayakları alışsın, elbisesini kendisi giysin ki kollarını kımıldatsın, düğmelerini kendisi iliklesin, zorlaya zorlaya iliklesin ki parmakları gelişsin. Ayakkabısını kendisi bağlasın ki ayaklarıyla birlikte el, kol, göz koordinasyonunu sağlasın çocuk. Tüm bunların her birisini yaşayarak çocuğunuzun yaşamın içerisine girmesine fırsat vermeniz gerçek bir anneliktir. Öbür türlü davranırsanız çocuğunuzun gelişiminin önüne geçmiş olursunuz. Aman Şerif Hanım, çocuğunuza sevgi gösteriniz. Çocuğunuza çok düşkünlüğünüz çocuk tapınıcılığına dönüşmesin. Dikkat edin. Derya Hanım var sırada. Derya Hanım şöyle sormuş. Hocam selamun aleyküm. Cevaplamanız temennisiyle defalarca yazdığım e-maili yeniden yazıyorum. Hocam ben iki çocuk annesiyim. Evlatlarım için kariyerimden vazgeçmiş, onların hayatlarına kendi hayatımı feda etmiş bir anneyim. Elle tutulacak ciddi bir sorunumuz da yok hamdolsun. Kızım 4 yaşında ve onun küçüklüğünden bu yana çizdiği resimleri inceleyip iç dünyasını anlamaya çalışıyorum. Çocukların çizgi yorumlamalarıyla ilgili bir kitap okudum. Kızım resimlerde tekrarlara yer veriyor. Mesela merdiven çiziyor sayfa boyunca. Kardeşini ağlarken çiziyor. Bu kitaba göre kaygının göstergesiymiş bu şekilde resimler.
ben bunu nasıl tedavi edeceğimi bilemiyorum. Yani ne yapmam gerek şaşırdım. Ben kaygılı bir anne değilim. Babası da değil, rahatız genellikle. Sekine hakim evimizde %90 olarak. Kıymetli fikirlerinizi bekliyorum hocam. Radyodan olmasa da mailime yazarsanız çok sevinirim. Duacınızım demiş Derya Hanım. Derya Hanım, e-maille değil de radyodan cevaplandırmaya çalışayım. Çünkü böylesi sorular şu son dönem içerisinde oldukça yoğun olarak gelmeye başladı. Yani anne babalar çocuklarının yanına oturuyorlar. Onların çizdiği resimlerden falcılık yapar gibi çocuklarının iç dünyasını öğrenmeye çalışıyorlar. Yani bu doğru bir yöntem değil. Bu anne babanın bilebileceği, yapabileceği bir şey de değil. Artı çizgilerle yorumlamak, çocuğu yorumlamak efendim rüya tabirine benzer. Hani siz gece bir rüya görürsünüz, yok yeşillikli bir yerde giderken kuzular geçiyordur, kurtlar peşinde koşuyordur, bir de o sırada ırmaklar akıyordur. Rüya kitabına bakarsınız, işte gelecekte güzel bir haber alacaksınız. Her zaman bu böyle olmaz ki. Gündüz hatıranızda kalan, gündüz tesirinizde kalan bir olayı gece rüyanızda da görebilirsiniz. Eşinizle bir kavga yapın bakalım, bir rüyanızda ne göreceksiniz? Soğuk bir yerde yatın bakalım, rüyanızda kar görürsünüz. Rüya yorumlamak İlla ki gerçekle veya yorumlanmış olduğu haliyle birebir karşılaşacak diye bir şey yok. Rüyanın bir asli olan kısmı vardır. Onu bulabilmek için gerçekten rüya yorumcusu olmak lazım. Şimdi siz gerçek bir çizgi okuyucusu değilsiniz. Çok tekrarlara yer veriyor, o zaman çocuğumda bir kaygılı hal var. Olur mu öyle bir şey? Yani çocuğunuz örneğin dün akşam huzursuz yatmıştır. Bugün çizdiği resimlerde mutsuz insan tablosu çizebilir. Yahut da çocuğunuz bir çizgide çok başarı kazanmıştır. Nedir? Adam çizmekte, merdiven çizmekte, kuş çizmekte bir başarı kazanmıştır. Devamlı kuş çizer. O zaman tekrarlara yer veriyor ise bu çocukta kaygı mı var? Hayır, hiç öyle düşünmeyin. Resim yorumlamaya çalışmak, efendim evet resimler bir şey söyler ama her şey söylemez. Ve öyle ben bir kitapta okudum da resmi şöyle yorumlamak lazımmış, şu çizgi şu anlama gelecekmiş gibi bir takım şeylerle kendi canınızı sıkmayın. Eğer evinizde sekine hakimse ve çocuğunuzu anladığınızı düşünüyorsanız geri kalan kısmında çok da öyle çocuğumun iç dünyasını tanımaya çalışayım, dış dünyasını tanımaya çalışayım diye bir şeyde bulunmayın Derya Hanım. Son mesajımızda ismini açıklamayan bir dinleyicimizin mesajı. Dinleyicimiz şöyle sormuş. Hocam, bebeğim 1 yaşında erkek çocuğu, banyosunu eşimle beraber yaptırıyoruz. Ben kucağıma alıyorum bebeğimizi, eşim de yıkıyor. Haliyle kıyafet olayı da olmuyor üzerimizde. Bu ne kadar doğru? Ben değil de eşimin kucağında mı yıkamalıyım? Cevabınızı bekliyorum diye sormuş dinleyicimiz. Çocukların ebeveynle üzerlerinde hiçbir kıyafet olmadan banyo yapıyor olması doğru bir davranış değil. İsterse anneyle olsun, isterse babayla olsun, mutlaka ebeveynin üzerinde kıyafetleriyle alakalı bir takım şeyler olması, en azından iç çamaşırlarının olması mutlaka lazım. Çocuğu birlikte banyo yaptırmak yerine efendim çocuğu küvette yıkamak çok daha doğru bir davranış olacaktır. Efendim bugün de yine göz açıp kapayıncaya kadar vaktimiz hızlıca geçti. Yarın canlı yayında saat 9.30'da sizlerle birlikte olmak istiyoruz Çocuk Deyip Geçmeyin de. Efendim hoşça kalın. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine "çocuk deyip geçmeyin" diye seslenin.